Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gününü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu atkan gün tertiptiki haberlerini huzuruna sunumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Amerika Xitay'a karşı yeni bir kanun makulledi. Fransiya Xalqaro Radiosining 3-dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Avom Palatasi bu hafta qonun ma'qullab, Xitoy shirkatlarining Amerika bozoriga kirishini texama qattiq cheklashni planlagan bo'lib, Xitoy buningga norozilik bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying norozilik bildirib, Amerika Xitoy shirkatlarini kamsitish siyosatini oshkor qildi degan. Amerika Avom Palatasi bu hafta qonun ma'qullab, Xitoy shirkatlari Amerikaning iqtisodiy taftish o'lchamidan o'tmasa Amerika perevod bozoriga kirishini to'sishni qaror qilgan. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Amerika parlamentidagi partiya hal qilgan maslahat berish organi seshanba kuni Amerikaning Xitoy shirkatlari solgan mablag'ini tekshirishni kuchaytiradiganligini va'da qilgan. Ta'siri eng kuchli bo'lgan Amerika Xitoy iqtisod va bexatarlik tekshirish komiteti USCC kelgusi 1 yil ichida Amerika o'zi mablag' solgan pay huquqiga yaqindan diqqat qiladiganligini aytgan. USCC'nin reisi Robin Cleveland bu vaqtda to'xtalib, bizning yetmakchi bo'lgan maqsadimiz davlat bexatarligi va iqtisodiy bexatarlikni kapolatga ega qilish. Xitoy kompartiyasi Amerikaning manfaatiga kunsiri tahdid solmoqda degan. Ma'lum bo'lishicha USCC yana Xitoyning texnika o'g'irlash qilmishining oldini olish uchun viza cheklamasini kuchaytirishni, Xitoyning ziyonkashligiga uchrashidan ansirgan Hong Kong aholilarining Amerikaga kirishdagi to'siqlarni amaldan qoldirishni talab qilgan. Shimoliy Atlantik Axdi tashkiloti tashqi ishlar ministrlari Xitoy va Rossiyaga qandoq taqobil turishni tadqiq qildi. New York vaqtigizda xabarda bildirilishicha, Shimoliy Atlantik Axdi tashkiloti kelgusi 10 yil ichida Rossiya va kunsiri kuchayotgan Xitoyga qandoq taqobil turish masalasini muzokara qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Shimoliy Atlantik Axdi tashkiloti bir parcha dokulat e'lon qilgan bo'lib, dokulatda Rossiya 2014-yili Ukrainaga besib kirib, Qrimni o'ziga qo'shib olgandan keyin Shimoliy Atlantik Axdi tashkiloti harbiy kuchini kuchaytirish xizmatini yaxshi ishlagan bo'lsa-mu, biroq mustabid Xitoyning g'arbga o'xshashli tahdid bo'layotganligi Shimoliy Atlantik Axdi tashkilotining navbatdagi Xitoyning yovvoyi harakatlaridan bearam bo'lgan Osiyodagi ittifoqdoshlari bilan bo'lgan aloqasini texamo kuchaytirishi kerakligi ta'kidlangan. Mutaxassislar guruhining birlashma raisi Aves Michel yopiq dokulat berish yig'inida Shimoliy Atlantik Axdi tashkilotiga a'zo davlatlarning bosh elchilariga qilgan so'zida Fransiya prezidenti Macron ilgari qilgan Shimoliy Atlantik Axdi tashkilotining mingisi o'ldi degan so'zlarga javob berib, Shimoliy Atlantik Axdi tashkilotining aqli iqtidori va muskul to'qilmalari titik va sog'lom deb ko'rsatgan. Bu atrat 10 mutaxassisdan tarkib topgan. Michel muxbirning ziyoratini qabul qilib, bu dokulat Shimoliy Atlantik Axdi tashkilotining kelgusini nishon qilganligini Bu tashkilotning eng oxirgi rasmiy strategik tasavvuri 10 yil ilgari tuzilganligi. U vaqtda kishilar Rossiya bilan boshqacha munosabat o'rnatishni o'ylashganligi, hatto Xitoymo tilg'i ilinmaganligini. Shimoliy Atlantik Axdi tashkiloti cho'qim Rossiya va Xitoy bilan strategik qarshilashish davrida harbiy va siyosiy saviyaga moslashgan jug'rafiyalik siyosiy raqobatga qaytib kelganligini bildirgan. Michel muxbirga yana yangi dunyo tartibida ichki bo'linish ziyonli. Bu xil strategik raqobatdagi ichki bo'linish texamo xatarlik ahvolga tushirib qo'ydi. Chunki qarish taraf bo'linishdan foydalandi. Shunga siyosiy uyushish kuchlik ta'kidlandi degan. Dokladning muhim bir qismida Xitoy masalasi o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, G'arbning Xitoyga qaratgan siyosatini moslashtirish uchun maslahat berish organi qurib, Xitoyning josusluk ta'minlash zanjiri, fikr urushi va qurol-yarog qatorliq G'arbning bexatarligiga ta'sir ko'rsatadigan faoliyatlarini kuchlik ta'qib qilish ta'kidlangan. Amerika Adliya ministrligi yoshirin harbiy salohiyatlik minglagan Xitoy tadqiqotchilarining Amerikadan ayrilganligini bildirdi. Amerika ovozining 3-dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika bu yil yozda Amerikaning har qaysi shaharlarida Xitoy josuslarining singib kirishiga qarshi tekshirishni boshlagandan beri 1000 dan ortiq yoshirin harbiy salohiyatlik Xitoy tadqiqotchisi Amerikadan qochib ketgan.
Xabarda bildirilishicha Amerika Adliya ministerligining davlat bexatarlik ishlari yordamchi katibi Jon Demeris chorshanba kuni Aspen Instituti aqllar ambari sohibxonlik qilgan faoliyati so'z qilib, Adliya ministerligi Amerikadagi sanoat va texnika josusligi bilan shug'ullanayotgan Xitoy tadqiqotchilarini tekshirish davomida nurg'un Xitoyning Amerikadan qochib ketganligini oshkorlagan. Uning oshkorlashicha bu yil 8-oyda Amerikaning Xiustondagi Xitoy konsulxonasini taqish qarorining xohlagancha chiqarilmaganligi Xitoyning josuslik qilmishiga qarshi tekshirishlar Amerikaning 30 shaharda boshlangan bo'lib, yushirin harbiy salohiyati bor deb gumon qilingan Xitoylar bilan 50 qatim suhbatlashgan bo'lsa-mu, biroq ular kimligini yushirgan. Ularning hammasi Amerika universitetlari va ilmiy tadqiqot organlariga ziyoratga kelgan tadqiqotchi sifatida kirgan Xitoy harbiy xodimlar ekan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray ilgari bu vaqtda to'xtalib Xitoy josuslik harakatining Amerikaga singib kirish ahvoli hamma joyga yamradi. Federatsiya tekshirish idorasi tekshirgan taxminan 5000 josuslikka qarshi turish delosining 20 dugidak Xitoy bilan munosabatlik degan. Amerika Adliya ministerligining oshkorlashicha Xitoyning Amerikaga bo'lgan tahdidiga taqobil turish uchun yo'l qo'yilgan Xitoyga qarshi harakat plani o'tgan bir yilda ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirgan. Bu harakat orqali maqsadiga yetish uchun davomli tirishmoqda ekan. Shundaqla Xitoyning qonunsiz va yomon g'arazlik qilmishlariga taqobil turish va oldini elish harakatini kuchaytirgan. Amerika shirkatlari endi Bingduan shirkatlari bilan aloqasini uzdi. Janubiy Xitoy adigalik gazeti to'g'ridan 2-dekabr xabar qilishicha Amerika Moliya ministerligining Xitoyning Bingduan tabaligidagi shirkatlariga keng ko'lamli jazo yurgizishni kechiktirish muddati oyoqlashgan. Oqsaroydagi bir amaldorning bildirishicha Amerika Davlat Majlisi navbatdagi jiddiy vaziyatdami Uyg'urlarga munosabatlik majburiy amgakning oldini olish qonun loyihasini o'tirg'i qo'yishi mumkin ekan. Xabarda bildirilishicha Bingtuanning harbiy sanoat tusini olgan korxonalari Sharqiy Turkistondagi paxta sodasining 17% ni kontrol qiladi ekan. 7-oyning 31-chi kuni Amerika Moliya ministerligi chat al mablag'ini kontrol qilish ishxonasi Magnitskiy qonuniga asosan Sharqiy Turkistondagi yerlik millatlarning kishilik huquqiga ig'ir darajada ziyongarchilik qilg'uvchilarga chetishlik shaxslarni jazolaganda Bingtuan amaldorlarini ham jazolagan. Chunki Bingtuan doiralari va shirkatlari Uyg'ur va boshqa yerlik musulmon millatlarni majburiy amgakka solgan. Amerika Moliya ministerligi Amerika shirkatlarini bu yil 9-oyning 30-chi kunidan burun Bingtuan shirkatlari bilan bo'lgan aloqasini uzishini talab qilgan bo'lib, oraliqda bu muddatni yana 2 oy uzatgan. Bu muddat to'shqanda bir qism shirkatlar vaqtni yana uzartib berishini talab qilgan. Chunki Bingtuan bilan aloqa qilmay turib, Sharqiy Turkistondan chiqadigan paxta va to'qimachilik mahsulotlarini sotib olg'ali bo'lmaydi ekan. Amerikaning Sharqiy Turkistonga munosabatlik siyosatlaridan xabari bor bir amaldorning aytishicha, Amerika Moliya ministerligining Bingtuanga jazo yurgizishni kechiktirish muddatining oyoqlashishiga ergashib, mazkur ministerlik topshirib olgan muddatni uzartish talablari nihoyatda ozligan. Bingtuanning savdosi 147 davlatga kengaygan bo'lib, Uyg'ur va boshqa millatlarni qul qilish badaliga kelgan bundoq yarishari xarakterli savdo kengaymachiligi Amerika Moliya ministerligini Bingtuanni jazolashga olib borgan. Agar bu jazo yurgizilib qalsa, tarixdagi eng zo'r ko'lamli jazo bo'ladi. Senator Rick Scott Xitoy tarafidan aldanmaylik dedi. Inside the Games, ya'ni o'yinlarning ichida to'g'rining yaqinda xabar qilishicha, kishilik huquqini ko'zlash tashkiloti xalqaro olimpik komitetini ba'zi masalalarni hal qilishdan avval Xitoyda olimpik musobaqasini o'tkazmaslikka chaqirdi. Kishilik huquqini ko'zlash tashkiloti xalqaro olimpik komitetini ogohlantirib mundaq dedi. Xitoy hozir Tiananmen voqeasi yuz bergan vaqtdagidek ig'ir darajada fuqarolarni bostirish vaziyatida turibdi. Bu ahvolda Xitoyning yana olimpik musobaqasini o'tkazish huquqini qo'lga keltirishi olimpik qoidasini ostin ustun qilganlikdir. Xitoy yig'ilish lagerlariga qamalgan millionlagan Uyg'ur musulmonlarini qo'yib bermagacha 2032 yillik olimpik musobaqasini o'tkazishga iltimos qilishga yo'l qo'yilmasligi kerak. Xabarda aytilishicha Xitoy 2032 yillik xalqaro olimpik musobaqasini Chengdu bilan Chongqing shahrida o'tkazish to'g'riliq muzokara olib boribdi. Bu taklif oldingi hafta Xitoyning bir hukumat hujjatida e'lon qilingan.
kişilik hukukunu kötüş teşkilatının mesulü Minki Vorden Halkara Olimpik Komitesi'nin yığılışıda Xitay'da iğir derecede insaniyetke karşı cinayet parlakını etkan ve zor kölemlik yığıveliş lagırlarına solanan Uyghurlarını misal keltirip, bu meseleler hel bulmakça uyarda olimpik müsabıkısı ötküzüşüne uylaşmasızlıkı çakırga. Bunundan ilgiri köplügen kişilik hukuk teşkilatları ve Uyghur teşkilatları birleşip, Xalqara Olimpik Komitesi'ne 2022 yılı kışlık olimpik müsabıkısını ötküzüşüne emelden kaldırışkı çakırı kılgan idi. Amerika Uyghurlarını mecburi işletken Xitay şirketlerinin importunu çekildi. 3. dekabr günü Yeni Şapak haber torida bildirilishicha Amerika Uyghurlarını mecburi emgek kulu kılganlıkını körüstüp durup, Xitayning ishlab chiqarish va qurilish shirkati bo'lgan XPCC shirkatining paxta mahsulotlarini import qilishni cheklagan. Bu haqda Amerika Tamojna va Chegara boshqarish idorasining bayonotida Davlat bexatarlik ministerligining Amerikaning barliq portlaridagi xodimlarga XPCC shirkatining paxta mahsulotlarini tutib qolishni buyurgan. Xabarda yana XPCC shirkatining paxta mahsulotlariga qo'yilgan bu cheklamaning yaqinqi 3 oy ichida qo'yilgan 6-chi cheklama ekanligi bildirildi. Amerika 7-ci ayda Uyghurlar ve başka yerlik milletlerge karıtlıgan siyasi bastırışının eşip ketkerlikini körüstüp durup, Amerika şirketlerini Şarkı Türkistan'da soğudu kılıp atkan Xitay şirketlerden mahsulat seti olmasızlığı hakkında agahlandırgan idi. Amerika Kengash Palata azaları Amerika soğudu uyuşmasıga xat yazıp, Şarkı Türkistan bilen bulgan soğudu alaqısını öz işin talep kıldı. Amerika Kengash Palatasının nüfuzluk iki azası yakında Amerika Soğudu Uyuşmasının icraiye direktörü Thomas Donohue'ye mektup yazıp, onun azalarının Şarkı Türkistan bilen bulgan işlep çıkarış ham eşya alakısını toxtışın talep kılgan. Onların təkidleşçe rayonda 101 vatkan devlet himayesindeki kişilik hukuk defsendiciliğinin dairesi ve kölümünü nezarda tutkanda, rayonda işlep çıkarılgan her kandak mahsulatının devlet hamilikideki mecburi emgek bilen işlep çıkarılış haupi intayin yukarıyken. Kengash Palata azası Sherrod Brown bilen Ron Wyden bu mektubni Amerika Soğudu Uyuşmasıga azas şirket ve karıhallarının rayondaki teminat zincirinin Uyghur ve başka yerlik milletlerinin mecburi emgeki çetişlik işkerliki hakkıdaki dokulatlarına endisini ifadeleş üçün yazgallıkını bildirgen. Onun da biz azalarınlarını derhal hareket kekilip, ular üçün işlep çıkarılgan mahsulatlarının Xitay sadır kılıvatkan kişilik hukuk defsendicilikige arlaşıp kalmaslıkıga kapadetlik kılışıgı ündeymez deyilgen. Bu mektup Amerika taratkulurda Nike, Coca-Cola, Alma şirketidek halkara çonkarhanılar, Amerika Soğudu Uyuşmasıdek Soğudu Menpaet Goruhlarının Amerika Devlet Meclisi'de Uyghur Mecburi Emgekini Çekleşke Alakadar İşki Kanun Layısı'yı Karşı Paaliyet Elip Birvatkallıkı Aşkı Arlanışı'nın aldı deyizilgan. Uyghur Mecburi Emgekini Çekleş Kanun Layısı bilen Avan Palata Azası Jennifer Waxton'un Uyghur Mecburi Emgekini Aşkarlaş Kanun Layısı bu yıl 9. ayda Avan Palatası'da makulunup Kengash Palatası'yı sunulgan. Amerika'daki Uyghurlar ve Amevi teşkilatlar bu kanunun Kengash Palatası'da tezirek makullanışını ümit kılıp kilivatkan idi. Amerika'daki nüfuzluk kişilik hukuk teşkilatı Erkinlik Sarayı'nın hükümet işlerine mesul direktörü Anne Boyacan 1. dekabr günü Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kabul kılıp, Kengash Palatası'nın yukarıki kanun lahilerini tezirek makullanışını ve Amerika şirketlerinin bununla türtke buluşu gerektiğini bildirdi. Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu'nun taşkı işlerine mesul direktörü Louisa Grove 1. dekabr günü işbadı bildirip, Uyghur Mecburi Emgekini Çekleş Kanun Layısı Avan Palatası'da mutlak köp avazının kuruluşu da makullanılgan. Kengash Palatası'da Marco Rubio ve Jeff Merkey'lerinin bu kanun layısının asaslı kolluğuçisi ihkallikleri bizge malum. Onların her ikisi bu kanun layısını makullatış için ciddi hizmet işlevatıdır. Çünkü bu kanun layısı Uyghurlarga karıtılgan irki kırgıncılık karakterlik bastırışkı hatimi berişte, Xitay karıhanlarına ve hükümetine besim işiltiş için bek muhim. Biz Kengash Palatası'da bu kanunu karıta karşılık barlıkını bilimiz. Ama Uyghur Mecburi Emgekini Çekleş Kanun Layısının bu nöbetlik devlet meclisinde makulunuş mümkünçiliği var. Malum buluşça Kengash Palatası'da bazı azalar Uyghur Mecburi Emgekini Çekleş Kanun Layısının bazı maddeleri tüzüş kirgüzüş tereptarı iken, eğer onun tüzüş kirgüzülse kanun layısı kayıta avan palatasının makulluşuna evetilişi gerek. Louisa Gerev'nin bildirişçe Uyghur Mecburi Emgekini Çekleş Kanun Layısı bu kıtımı ülgürmese, Kengash Palata azası Rubio Kiler Nöbetlik Devlet Meclisi de kayıtı otturuğu koymak çıkan.
Türkiye'de bir gün içinde yeniden yukumlanıcılar 31 mağdını aştı. Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca 2. Dekabr günü elan kılgan en yeni malumatka göre Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanıcılarının 31.923'e yetkenlikini elan kıldı. Sahiye Ministeri bergen malumatı da Xitay virüsü bilen yukumlandı deb guman kılınan 183.624 kişi tekşürülüşü arkalık yeniden 31.923 kişinin yukumlanğanlığının eniklanğanlığı. 6.690 kişinin doktorhanda işkerliği bir gün içi diyene 193 kişi kaza kılıp 4.821 kişinin salametlikinin əsliki kelgeliğini bildirdi. Nöbeti Türkiye'de Xitay virüsü başlanğandan beri salametliki əsliki kelgeliler cemi 414.141'e kaza kılgallar 14.129'a yetken. Fahrettin Koca sözü diyene pesil sebeplik yepik ammevi sorunlarının işiltilişi köpeygerlikini yukumlanıcılarını azaytış üçün adam köp bulgan ve hava tanşelmegen uğrullarına barmaslık gerektiğini bildirdi. Hürmet etkili huzur görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.